Gittiler bayağı. Duru ne oluyor? Ya vergiyle ilgili önemli bir şey değil dediler ama... ama bayağı götürdüler yani. Çok saçma şu an. Suçlu gibi gittiler yani. Korkma, hiçbir şey olmayacak. Hemen gelirler değil mi? Sorun olmaz. Korkma, bir şey olmayacak. Hemen gelirler. Tamam. Ama tamam ya artık. Ne olduysa olmuş artık yani. Hadi gidelim biz. Aylin, arabamın anahtarını getirir misin? Tabii. Araçlarınızı şu an buradan çıkaramazsınız. Arama devam ediyor. Şu an böyle bir şey yapamazsınız. Benim ailemin yanına gitmem gerekiyor. Tamam Duru, ben seni bırakırım. Ha bir de. Biz seni bırakırız kızım. Ya siz hala burada mısınız ya? Ne istiyorsunuz bizden? Gitseniz artık. Ben yardım etmek için. Ben sizden yardım falan istemiyorum. Lütfen gidin. Ya kadın sana yardımcı olmaya çalışıyor. Ne bağırıyorsun ki? Hakikaten anne sana ne oluyor ama ya? Dur atla hadi. Hadi Duru. Atla. Olmaz, ben taksi çağıracağım şimdi. Saçmalama hadi, inat etme. Bin hadi bin. İnsanlık bizde kalsın. Anne hadi sen de eve git. Tamam. Hadi. Duru bekle, beni beraber gidelim. Ben hallederim, gerek yok. Duru tek başına gitme işte, beklesene beni. Ya gelme, istemiyorum diyorum. Ya kız istemiyorum diyor. Duymuyor musun, anlamıyor musun ya? Bırak ne yapıyorsa yapsın. Sevgilin haklı. Artık peşimi bırak. Her baktığım yerde seni görmek istemiyorum. Duru. Ne Duru ne? Ben zaten seninle görüşmek istemediğimi söylemedim mi sana? Anlıyorum, eski bir arkadaşımsın tamam. Şimdi de bana yardım ettin. Teşekkür ederim ama her şey bu kadar. Durman gereken yeri öğren artık. Tek anlayan ben değilmişim. Neyi tek anlayan sen değilmişsin? Yani sürekli durumun etrafında olduğunu. O da farkındaymış. Onca şey yaşadı. Yardım etmek istedim. Ne var bunda? Kızamam ki sana. Ya benim annem bile ilk ona gitti zaten. Sen mi düşüneceksin beni? Hazal, ne demek istiyorsun? Ben farkındayım tamam mı? Her şeyi zorluyorum, sürekli zorluyorum. Ya ben zorla birinin torunu olmaya, birinin kızı olmaya... ben zorla birinin sevdiği olmaya çalışıyorum ya. Ama bunların hiçbirisi bana yakışmıyor biliyor musun? Bunların hepsi sadece Duru'ya yakışıyor. Hatta sen bile. Of, of, yok gitmeyi bile beceremezsen.
Azal bir yardım... Bırak! İstemiyorum! Azal yardım edeyim. İstemiyorum dedim ya! İstemiyorum! Bırak! Artık peşimi bırak. Baktığım her yerde seni görmek istemiyorum. Hazal bu konuda çok acemi. Hep sevmekte hem de sevilmekte. Düşecek, kalkacak. O yüzden ne olursa olsun onun ellerini bırakayım. Hazal tut elimi. Bırakacağın eli tutma bence. Bırakmayacağım. Benim için değerlisin. Tut elimi. Ben öyle hissetmiyorum ama. Çok zaman geçiremedik birlikte. Belki de ben sana hissettiremedim. Özür dilerim. Özür dileme. Hazal sizinkilere söyle. Yüzükleri takalım artık. Uzatmayalım. Nasıl yani? Gerçekten mi? Bakın gerçekten sizi içeri alamam çünkü Haluk Bey'in kesin talimatı var. Anlıyorum tabii ama ben de Duru'yu çok merak ettim. Telefonlarını da açmıyor. Dediğim gibi ben Duru Hanım'a biraz önce söyledim ama kendisi çıkmak istemedi. Rica etsem bir kere daha söyler misiniz? Ne oldu Kerim? Niye geldin? Niye gitmiyorsun? Seni görmeden içim rahat etmezdi. İyi, gördüm şimdi. İçin rahat etti mi? Evet. İyisin değil mi? Ne kadar komiksin ya. Gerçekten çok komiksin. Hazal nerede acaba? He? Yanından bir dakika bile ayrılmayan sevgilim bir yerlerden çıkacak diye korkuyorum artık. Yalnız geldim. Gelme, istemiyorum seni. Defol git artık. Deniyorum. Neyi deniyorsun ya? Dengesiz misin ya sen? Ya da Amerika'daki hayatında ilişki anlayışın mı değişti ha? Biriyle sözlüyken başka biriyle de takılabileceğini mi düşünüyorsun? Öyle bir şey yapmıyorum. Ne demek yapmıyorum ya? Çık git hayatımdan diyorum. Defol git, git hayatımdan. İstemiyorum diyorum. Git diyorum. Yapamıyorum, yapamıyorum. Becerebilsem yapacağım ama yapamıyorum. Gidemiyorum. Öyle şeyler söylüyorsun ki sanki beni seviyorsun ama Hazal'la zorla birlikte oluyormuşsun gibi. Ne bu Kerim? Ne saklıyorsun sen? Üzgünüm. Çok üzgünüm. Üzgün müsün? Tek söyleyeceğin şey bu mu yani? Senden nefret ediyorum. Gerizekalı, ne yapıyorsun gerizekalı? Gerizekalı.
Keşke burada olsam. Ne yapıyorum ben ya? Saçmalıyorum, farkındayım. Senin de aklını karıştırdım. En başında karşına çıkmayacaktım. Her şey benim hatam. Çok özür dilerim. Biz yakında Azal'la evleniyoruz. Hoşça kal. Nasıl ya? Nasıl ya? Kerim ben. Merhaba. Yürü ben de. Hoş geldiniz. Ben böyle 7-8 yaşlarında falanım. Bir kızla tanıştım. O da böyle 5-6 yaşlarında. Böyle kapının önünde beraber oynuyoruz. Birdenbire ben kızı yanağından çok öpmek istedim. Tam bir prenses. Hani ilk geldiğinde çocukken öpmek istediğin bir kızdan bahsetmiştin ya. Evet. Ben o kızı hatırladım. Seni seviyorum. Sen ne yaptın bana ya? Sabahtan beri sürekli gülüyorum. Yarına kadar heyecandan ölmezsem iyi. İlk sen söyle diye bekledim ama dayanamıyorum. Seni seviyorum. Korktun herhalde. Neyse. Acelemiz yok. Bekleriz. Ya ama bu ne ya? İnsan bir cevap yazar, bir kalp falan bir şey atar ya. Alo, Kerim. Hazal. Yani cevap vermeyince. Ben de şaşkınlıktan öldüm falan sandım. Ay bu da son nefesinde herhalde. Yani ben çok teşekkür ederim mesajın için. Benim için çok kıymetli, çok değerli. Tamam, niye cevap vermedin o zaman? Yani bunlar çok karmaşık.
böyle mesajda anlatılmayacak kadar. Ben nasıl anlatırım onu da bilmiyorum. Belki... Yok yok, ben anladım seni. Hem ben biliyorum seni zaten. Sen böyle rahat, cool bir adamsın. Ben de her zamanki gibi heyecanlı kelebek. Yani sen rahat ol. Ben hem bir şey de beklemiyorum zaten. Hadi iyi geceler. Olacak olacak Kerim Beyciğim. Yavaş yavaş. Anne. Kızım. Yatmamıştın değil mi? Yok, iyi geldi uyumadan sesini duymak. Vallahi bana da çok iyi geldi. Ama böyle ayrı ayrı olmuyor ya. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Neyse ama şimdi... Konumuz başka. Ne oldu? Yarın alışverişe gidiyoruz. Rabia Hanım bana söz elbisesi alacakmış. Sen de geliyorsun. Kızım, kızacaksın bana ama siz bu nişan işini iyi düşündünüz mü? Acaba biraz daha mı bekleseydiniz? Aa, pardon şoför bey. Moral bozmacılarda inecek var. Yavrum, ben seni üzmek için değil. Bugün bile daha Kerim'e kızdım Duru'nun yanında. Duru ile ilgilendi diye. Onun için diyorum. Hani eğer içinde bir şüphe varsa... Yok. Hayır ya, onunla ilgili değil. Duru sana kötü davrandı diye ben şey oldum. Yoksa yani Kerim beni seçti sonuçta. Duru falan yok. Duru kim ki? Tamam, tamam. Kızma kızım, tamam. Bak, herkes mutlu. Herkes mutlu. Kerim, babaannem, ben. Bir sen değilsin. Tamam, affedersin. Sen mutlu ol. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Pardon şoför bey. Tatlıya bağladılar da inelim biz. Laflara bak. İyi, tamam. Hadi ben yarın seni almaya gelirim evden. Öpüyorum. İyi geceler. İyi kişi olmuş be.